Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün nefis mi nefis bir Kayseri reçeli yaptık. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle yıkadığımız kayısılarımızı çekirdeklerinden ayıklamakla başlıyoruz. İsterseniz elinizle, isterseniz bir bıçak kullanarak şöyle ortadan ikiye ayırabilirsiniz. Bu şekilde çekirdeğini çıkarıyoruz. Kayısılarınızın çekirdeği tatlı ise bunları atmayın. Bunları da reçelimizin içinde kullanıyoruz. Bu arada kullandığım kayısı Malatya kayısısı. Olgunluğu çok güzel ama fazla da yumuşamamış bir kayısı ve şeker oranı da gayet yerinde, hatta biraz yüksek bir kayısı. Bütün bunlar reçelimizin kıvamını, kalitesini etkileyen unsurlar. Eğer kayısımız çok sert olursa şeker oranı düşük olacaktır. Çok yumuşak olursa da reçelin içinde çok çabuk dağılacaktır. O yüzden orta olgunlukta ve orta sertlikte kayısı almanız her zaman reçelinizden daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Evet, bütün kayısılarımızı iki parça halinde çekirdek yerinden ayırdık. İsterseniz bu parçaları da ortadan ikiye bölüp çeyrek parçalar halinde küçültebilirsiniz. Çekirdeklerimizi gördüğünüz gibi atmadık. Bunları da reçelimizin içinde kullanacağız. Ve şimdi kayısılarımızı geniş yayvan bir pencerenin içerisine aktarıyoruz. Penceremiz tam malzemelerin ölçüsünde, ne çok büyük ne de küçük bir tencere. Ardından üzerine şekerini ilave edeceğiz. Daha öncesinde de söylediğim gibi kayısımız şeker oranı yüksek bir kayısı. O yüzden 1 kilo kayısıya 3 su bardağı şeker ilave edeceğim. Ama kayısınız yavan bir kayısıysa şeker miktarını yarım bardak, bir bardak kadar daha arttırabilirsiniz. Evet, şekerimi bu şekilde dağıta dağıta kayısılarımın üzerine gezdiriyorum. Evet. Ardından tenceremi şöyle bir sallıyorum. Ve kapağını kapatıp bu şekilde bir gece boyunca beklemeye bırakıyorum. Evet, kayısılarımız sabaha kadar şekerin içinde bekledi. Biraz sulandılar. Eğer daha fazla bekletme imkanınız varsa daha fazla bekletin. O zaman daha güzel sulanacaktır. Ancak eğer havalar çok sıcaksa muhakkak buzdolabında bekletin ki kayısı çok fazla dışarıda beklerse ekşime yapabilir. Şimdi tekrar kapağımızı kapatıyoruz ve kayısılarımızı ocağa alıyoruz. Evet, kayısılarımızı ocağımıza aldık. Ocağımızın altını yakıyoruz. Ocağımızın altı en kısık ayarda. Bu şekilde yavaş yavaş kayısılarımızı kaynamaya alıyoruz. Kayısılarımız ocaktayken biz de kırdığımız kayısı çekirdeklerimizi bu şekilde ufak bir kaseye aldık. Üzerine biraz su ekliyoruz. Ve bu şekilde bekletip kabuklarının yumuşamasını sağlıyoruz. Evet, yaklaşık yarım saat geçti. Reçelimiz en kısık ayarda yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi bakın, öncesinde neredeyse hiç su yoktu. Çok az su vardı dibinde. Ama şu an tenceremiz suyla dolmuş durumda. Bakın şöyle de göstereyim. Bu şekilde ağır ateşte, hiç formunu bozmadan kayısılarımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Kayısılarımız bir 10 dakika kadar daha bu şekilde kaynamaya devam etti. Bakın üzerinde görüyorsunuz, beyaz beyaz köpükler birikti. Bu köpükleri şöyle yüzeyinden fazla suyunu almadan kayısımızdan, reçelimizden ayırıyoruz. Artık reçelimizi ağzı kapalı değil, açık kaynatıyoruz. Çünkü artık taşmaya başladı.
ara ara kayısılarımızı çok da fazla karıştırmadan üzerindeki bütün beyazlıkları, bütün köpükleri kaşığımızla topluyoruz. Evet, reçelimiz kaynarken biz de suya ıslattığımız çekirdeklerimizi hemen şöyle kabuklarını soyuyoruz ve onları da direkt reçelimizin içine atıyoruz. Bu çekirdekler hem reçelimize kıvam verecek hem de kayısılarla birlikte çok lezzetli bir tat verecek. Evet, bu şekilde hepsini kolaylıkla, bakın, kabuklarını soyuyorum ve direkt reçelimin içine atıyorum. Evet, reçelim kaynamaya devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yüzünde biriken beyaz köpükleri almayı ihmal etmiyoruz. Ve daha sonra şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı reçelimizin içine ekliyoruz. Bu hem reçelimize parlaklık, kıvam verecek hem de reçelimizin daha uzun süre muhafazasını sağlayacak. Ve son olarak ben aromasını sevdiğim için reçellerimin içerisine bir küçük dal tarçın kabuğu ve birkaç tane de karanfil ekliyorum. Bunlar hem reçellere hem şerbetlere çok çok güzel bir aroma veriyor. Evet, artık sonlara doğru yaklaştık. Reçelimizin rengini görüyorsunuz. Bakın, çok güzel altın sarısı parlak bir renk aldı. Tabi bunda kayısının cinsinin de çok çok etkisi var. Ve kayısılarımız, bakın, hiç dağılmadı. Tarifteki şekilde uygularsanız siz de bu şekilde çok güzel reçeller yapabilirsiniz. Artık bir 5-10 dakika daha reçelimi kaynatacağım. Ve daha sonra suyunun kıvamını tekrar kontrol edeceğim. Evet, kayısı reçelimiz 10 dakika kadar daha kaynadı ve biraz da beklettik. Güzelce soğudu, kıvamını aldı. Hemen şöyle, bakın, şerbetinin kıvamını görüyorsunuz. Bakın, bir tabağa döktüğüm zaman yavaş yavaş akıyor. Bu kıvam bizim için yeterli. Çünkü bekledikçe şerbeti biraz daha koyulaşacak. Biraz daha kıvamını alacak. Evet, şimdi hemen tadına bakmak için reçelimizden biraz servis tabağımıza alalım. İçindeki çekirdekler hem lezzet olarak çok güzel hem de reçelimize ayrı bir görsel açıdan güzellik katmış. Şöyle üzerlerine bolca alayım. Evet, şimdi beyaz tabakta reçelimizin güzelliği daha ayrı bir ortaya çıktı. Evet, şimdi hemen şöyle taze ekmeklerimizle reçelimizin tadına bakalım. Görüntüsü gerçekten iştah açıcı. Lezzeti muazzam. İçerisindeki tarçın, karanfil ayrı bir lezzet vermiş. Şekeri tam ayarında, tam kıvamında. Ne çok az ne çok fazla. Kayısılarımız çok güzel pişmiş. Bence bu reçel gayet güzel oldu. Efendim, Mutfak İşleri Müdürü'nden bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.